meslektaşıma misafirperverlikleri. Ancak dün Reyhanlı'da gerçekleşen ve kendisinde çok açık bir şekilde ifade ettiği gibi barbarca diye nitelendirebileceğimiz bir terör saldırısında 46 vatandaşımızı, kardeşimizi kaybettik. Onlarca yaralımız var. Bu konuda gösterilen daha ilk anda Sayın Westerwelle'nin, GİDO'nun yaptığı açıklamaya teşekkürüz. Gösterilen dayanışma için teşekkür ediyoruz. Bütün dost ülkelerden, müttefik ülkelerden çok sayıda taziye mesajı aldık, destek mesajı aldık. Ama herhalde bu da çok açık gösteriyor ki Suriye'de süre gelen krizin iki etkilenen tarafı varsa birisi Suriye halkıdır, biri komşu ülkelerdir. Artık uluslararası toplumun bir an önce gecikmeden bu kendi halkına karşı her türlü acımasız yöntemi kullanan bu rejime karşı ortak bir tavır belirleme vakti gelmiştir diye düşünüyoruz. Son dönemde diplomatik bir hızlanma sağlandı Suriye krizi konusunda. Gerek İstanbul'da, değerli meslektaşımın dostumda bahsettiği gibi İstanbul'da yapılan toplantıda bölge ve müttefik ülkeler olarak önemli kararlar aldık. Gerek o toplantı zemininde Sayın Kerry'nin Moskova ziyaretinde görüşmeler yapıldı. Bunları bu ivme artarak devam edecek. Böylesi bir ivme kazandırıldığı bir dönemde dün Reyhanlı'da gerçekten barbarca bir saldırı gerçekleşti. Sorunuzun ikinci kısmı bağlamında söylüyorum. Bu barbarca saldırının failleri konusunda araştırmalarımız sürüyor. Dün ve bugün yaptığımız araştırmalar neticesinde bu saldırıyı gerçekleştirmeye katılan ve bu terörist yapının içinde olan 9 kişi gözaltına alındı. Bugün sabah İçişleri Bakanımız bunu açıkladı. Ve bizim bu 9 kişi üzerinden yaptığımız çalışmalarda da bunların rejimle doğrudan irtibatlı bir terör örgütüne, eski bir Marksist terör örgütüne ait olduğu tespiti yapıldı. Tabii daha da ilerleyen aşamalarda daha güçlü bir network, bu network'un bütün unsurlar ortaya çıkarılması için çalışmalar devam edecek. Ben de Sayın Westerwelle'ye bu konuda çok detaylı bilgiler sundum. Yani Suriye'deki son gelişmeler sadece terör saldırısı bağlamında değil. Çünkü Banyas'ta yapılan katliamla bir hafta 10 gün önce ki orada biliyorsunuz 300'e yakın kişi rejimin şebihaları tarafından ve askerleri tarafından katledildi. O katliamla bu terör saldırısı arasında ki irtibatlar üzerinde de duruyoruz. Bütün bu olanlar uluslararası toplum sessiz kaldığında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üzerine düşen görevi yapmadığında küçük bir kıvılcımla başlayan bir krizin nasıl büyük bir yangına dönüşebileceğinin işaretlerini gösteriyor. Ben buradan bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. 2 yıldır Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Suriye halkının güvenliğini, Türkiye'nin, Ürdün'ün, Lübnan'ın güvenliğini komşu ülkeler olarak ve bütün bölgesel güvenliği, hatta uluslararası güvenliği kimyasal silahlar üzerinden tehdit eden bir rejime karşı ve bir kriz alanında hiçbir tedbir almamıştır. Hiçbir karar alamamıştır. Bunun bedelini Suriye halkının ve Türk halkının ödemeye devam etmiş olması kabul edilemez. Artık Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu konuda net ve açık bir tutum alması lazım. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi içinde Soğuk Savaş döneminden kalan kutuplaşmalarla bir kendi halkını toplarla, tanklarla, hava bombardımanıyla, SİHAD füzeleriyle son olarak katleden bir rejime karşı takındığı sessizlik bu ateşin diğer komşu ülkelerde sirayet etmesine yol açmıştır. Buradan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kuruluş felsefesini oluşturan temel ilkeler etrafında tavır almaya davet ediyoruz. Uluslararası barış ve bölgenin güvenliği 5 daimi üyenin ne zaman anlaşacağına bağlı olamaz ve bu 5 daimi üyenin sürekli 2 senedir süren müzakerelerine netice alınmayan müzakereleri üzerine inşa edilemez. Onun için Sayın Kerry'nin Moskova'ya yaptığı ziyaret sonrasında oluşan ortamı olumlu buluyoruz. Ama bir an önce bu ortam üzerinde artık netice alıcı diplomatik bir inisiyatif başlamalıdır, gelişmelidir. Türkiye kendini korumaya dönük her türlü tedbirleri alacak güce sahiptir. Bu tedbirleri alır.
Ancak mesele sadece Türkiye'nin alacağı tedbirler değil, Suriye'de gittikçe büyüyen bu yangına nasıl dur deneceğidir. Tekrar süreçler başlatmak ve her süreç sonrasında yeni isimlerle yeni süreçler başlatmak maalesef Suriye'deki rejimi durdurmuyor. Arap Ligi'nin süreci, arkasından Annan süreci, arkasından Brahimi süreci, arkasından birçok süreçler artık net şekilde bir tavır alma vakti gelmiştir. Türkiye olarak uluslararası toplumu rejimin bu saldırgan tutumuna dur demeye ve yangını büyüten tahriklerine de açık tavır almaya çağırıyoruz.